ve yargıdaki aşınma çok ciddi seviyeye geldi. Acaba Türkiye'deki demokrasi güvende mi? Yani acaba daha da kötü bir yere savrulma ihtimali var mı? Siz böyle bir şey görüyor musunuz? Var. Daha kötüleşme ihtimali var. Görüşmek üzere. Siyaset, bana siyaset bilimciler yerli yabancı sorduklarında Türkiye demokrasisinin durumu nasıl diye. Ben diyorum ki çok hasta ama hala nefes alıp veriyor. Ölmedi. Yani bu hastanın kötüye gitmesi ihtimal dahilinde. Çünkü siz Anayasa Mahkemesi'ni yok saydığınızda, anayasanın kendisini yok saydığınızda artık bir hukuk devleti değilsiniz. Nihayetinde de seçimler de hukukun gereği anayasada yazdığı için yapılıyor. Eğer anayasayı yok saymaya başladığınızda anayasanın seçimlerle ilgili, halkın iradesiyle ilgili hükümleri, yani anayasanın demokrasiyle ilgili hükümleri günün birinde askıya alınabilir. Peki böyle bir durum olursa bir planınız var mı? Şöyle, bu rejim gittikçe otoriterleşti. Eğer otoriter bir rejim refah üretmeye devam edebilseydi ki bu tür ülke sayısı çok. Yani özellikle doğal kaynağı olan, petrolü, doğalgazı olan hemen yakınımızdaki bazı ülkeleri kastediyorum. Körfez gibi. Yani doğal kaynağı var, rejim otoriter, hatta bazı ülkelerde monarşi ve o gelen parayı işte vatandaşlarına az ya da çok dağıtıyorlar. Şimdi o tür rejimlerin bir miktar sürdürülebilirliği olabiliyor ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani bizim doğal kaynağımız yok. Şimdi hem otoriter bir anlayış, otoriter bir rejim hem de doğal kaynak yok. Halka bu rejimin refah öğretmesi mümkün değil. Yani olumlu sonuç üretmesi mümkün değil. Zaten olumlu sonuç üretemeyiz. İlk defa fakirlik işe yarayacak yani o zaman. fakirlik olduğu için otokratlaşamayacağız galiba. Doğru mu anlıyorum? Yani biraz ancak şu olur, bir dış güvenlik teması. Eğer Türkiye'nin gerçekten başını derde sokacak büyüklükte bir dış güvenlik sorunu ortaya çıkarsa o zaman halkımız yoksulluğa razı olabilir. Yani aman ülke elden gitmesin, vatan elden gitmesin diye yoksulluğa razı olabilir. Yani bunu da biz büyük bir tehlike olarak görüyoruz açıkçası. Zaten bütün bu dış ilişkilerin bozulması, herkesle kavgalı bir ülke haline gelmemizin aslında alttan alta temelinde de bu ekonomik sorunların üstünün örtülmesi, bastırılması, adeta konuşulmasının engellenmesi. Yani o kadar büyük problemler varken sen hala asgari ücret şöyleydi, yok bilmem işte gelirimiz zayıfladı falan veya vatan elden gidiyor kardeşim, sen neden bahsediyorsun? Evet. İşi bu noktaya getirirlerse, ki olabilir, yani o zaman tabii önümüzde de riskli bir sürece gireriz doğrusu. Bu arada üzerimize düşen ne? Yani bu riskleri bol bol anlatmak. Evet. Yani bunu mesela çıkıp da köşe yazarları yazamıyor. Bunu ilk defa bu kadar net dile getiriyorsunuz galiba. Düşünce kuruluşları bunu yazamıyor, korkuyor. Siyaset bilimci akademisyenler bunları söyleyemiyor. İş dünyasını temsil eden örgütler bunları dillendiremiyor. Çünkü konuştuklarında siz işinize bakın deniyor. Havucu var, sopası var, bir sürü metodu var. Biz de pazartesi günü Flu TV'yi kapatacağız herhalde zaten. Ama bir... Beni direkt götürecekler. O korku eşikleri aşılıyor, hiç merak etmeyin. Hiç. O değişiyor, dengeler değişiyor, her şey değişiyor.